أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Muammer Coşkun için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkürler efendim. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Ellerinizden öperim hocam. Muammer Coşkun. Evet hocam. Bey. Kardeşim, tebrik ediyorum. Yani bir kaynak ustası bu derece güzel Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmesi gerçekten beni çok mutlu etti, memnun etti. Beklemiyordum. Ne çıkacak? Kaynak ustasısınız ve Kur'an'ı bu kadar güzel okudunuz. Yani tebrik ediyorum ama doyamadık. Çok kısa okudunuz. Yani sayfanın sonuna kadar okusaydınız çok daha mutlu olacaktık. İnşallah bir daha ileriki sefer hocam. İnşallah. Çok güzel. Başlangıç çok güzel. Name kalıpları çok sağlıklı. Ama siz kimden meşkettiniz? Kimden? Talim hocanız kim? Hocam babam imamdı, hafızdı. Dedem de imamdı. Evet, oralardan geliyor. Temel üç abim de ilahiyatçı. Şimdi nereye gidiyorsak orada her gün aynısı.
Diyelim ki dedeme gidiyorum, camiye gidiyorum. Zaten köyde babam imam. İstanbul'a gidiyorum, abim imam. Kayseri'ye gidiyorum ilahiyatta. Tabii bu talim hocanız kim? Hocam. Talim önünde oturup talim İstanbul'da ettiniz. İstanbul'da da kaldım, Adapazarı'nda hocam. Sıra-i donatım Kur'an kursu vardı. Orada 5 sayfaya kadar hafızlık yaptım. Tebrik ediyorum. Allah daim eylesin. Amin. Sağlık, afiyet diliyorum. Amin. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Doktor Mehmet Arısar hocam. Halil Necipoğlu hocam. Evet, teşekkür ederim Bekir hocam. Kıymetli Muammer abi, hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Bizim Erzurum'un işte yöresel ağzı bu. Yani icrada bu makamat aynen böyle icra edilir. Yani bir evvelki nesil, şimdiki nesil pek riayet etmiyor da bir evvelki nesil aynen bu duyduğunuz biçimiyle, değil mi? Çok güzel. Evet hocam. Muammer aynen. Abi. Aynen. Yani Mevlid de öyle. Mevlid de öyle okunur. Tilavetler de böyle olur. Çok tebrik ediyorum. Ağzınıza sağlık Muammer abi. Hoş geldiniz tekrar. Gönlünüze sağlık Halil Necipoğlu hocam. Osman Egin hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Muammer Coşkun abime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Hocam bir nebze ifade etti. Kaynak ustasıyken, bu işe de devam etmişken şöyle bir şey yapmışsınız. Kur'an-ı Kerim'le de kendinizi kaynaştırmışsınız böyle. Kaynak yapmışsınız. Elhamdülillah. Elhamdülillah hocam. Aynen. Hem elinizden hem dilinizden düşmemiş. Sizin Kur'an-ı Kerim'le bu kadar çok kaynaşmanıza vesile olan Hafize ablama çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet. Allah razı olsun. Muammer abi. Artık o heyecanlı anlar bitti. Bitti hocam. Bitti. Hafize annemiz biraz heyecanlı ama o da puanlama olacağı için heyecanlı. Bakalım hocalarımız size kaç puan takdir ettiler. Sizi puanlama noktasına alalım buraya. Lütfen. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Muammer Coşkun kardeşime önce Hollanda'dan hoş geldin diyorum. Hollandalı Müslüman kardeşlerimize sağlık afiyetler diliyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ve Muammer Coşkun kardeşime de 97 puan veriyorum. 97 puan. Halil Necipoğlu hocam. Evet. Muammer abi. Hocamdan. Evet. Ben de aynı puanı tekrar ediyorum. 97 puan. Osman Egin hocam. Bekir Bey kardeşim teşekkür ediyorum. Bu güzel duruşu, Kur'an-ı Kerim olan sevdası sebebiyle Muammer Coşkun abime ben tekrar teşekkür ediyorum. Enfes bir tilavet. Bıraksanız Kur'an-ı Kerim'i ta sonuna kadar gidecek. Hazır elhamdülillah. Böyle manevi hazırlık, Ramazan hazırlığı hepsi çok güzel elhamdülillah. Bir de selam getirmiş. Selamı başımız gözümüz üstüne diyorum ve 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Ve böylelikle Muammer Coşkun hocalarımdan toplamda 294 puan almış oldu. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz.